Herkese selam arkadaşlar, ben Emre. Bugün çok güzel bir video ile birlikteyiz. Yanımda Bengisu var. Kendisi Türk-Alman Üniversitesi'nin hazırlık öğrencisi. Hazırlığı bitirdikten sonra iktisat bölümüne başlayacak. 2023 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nde üniversite öğrencisi olmak nasıl? Bunları bugün kendisinden sohbet tadında öğreneceğiz aslında. Bengisu, hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl gidiyor hayat, nasılsın? Güzel vallahi şu an gayet iyi gidiyor. Sınavlarımız bitti ve yani İstanbul tadını yavaş yavaş çıkartmaya başladık yani. Evet, havalar da güzelleşti. Şu sıralarda sınav sürecinde misin yoksa sınavlar bitti mi? Yani Arap'ta gibiyim yani. Bir sınavdan çıktım ama 5-6'sında bir tane daha sınavım var. Şu an böyle şey mi? Birazcık eğleniyorum, birazcık ders çalışma moduna girdim gene. O yüzden tempoyu ama arttıracağım gibi duruyor yani bu şekilde. O halde de kısaca biraz böyle kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Neden mesela Türk-Alman Üniversitesi'ni tercih ettin veya en baştan üniversite tercih sürecini bize kısaca özetler misin? Şöyle ben mezuna kaldım ve yani aslında sayısaldan girmiştim ama eşit ağırlıkta bir şey yapmak istiyordum, tercih yapmak istiyordum. Lise müdürümüz bize bahsetmişti daha öncesinden işte şöyle bir üniversite var bakın bakabilirsiniz filan diye. Ben ya açıkçası hani hiç duymadım daha öncesinden. Bu yüzden ya acaba hani hangi apartman üniversitesi gene filan diye böyle çok kayda almamıştım. Sonra annem bahsetti. Bak böyle böyle bir üniversite varmış. Başarılı öğrencileri işte Almanya'ya gönderiyormuş. Sen de bir değerlendirebilirsin filan diye. Baktım. Daha çok senin videolarından bu arada gerçekten böyle bir fikir edindim ve çok şey oldum. Hemen ikna oldum yani. Çok güzel geldi o an üniversite. Ve ben direkt şey en başa Türk-Alman iktisadı yazdım. İktisadın geleceğini biliyordum biraz. Öyle oldu. Bu şekilde. Daha sonra 2 yıllık bir hazırlık sürecinden geçtim. Normalde 1 yıl yanlış anlaşılmasın zor olduğundan dolayı geçen yıl 1.000 kişi başlamışız, 100 kişi geçebilmiş diye bir oran verdiler bize. Yani birazcık sıkıntılı bir hazırlık süreci. YKS çalışır gibi çalıştırlarsa kesinlikle hiçbir zor kısım yok yani. Gerçekten yapılamayacak bir şey değil. Sadece sıkı sıkı çalışmaları gerekiyor. Evet. Aslında güzel özetledin. Peki neden iktisat bölümünü tercih ettin? Ya benim hep bir ilgim vardı açıkçası. Yani böyle boş zamanlarında ekonomi kitapları falan okuyordum bazen ya da videolar izliyordum. Borsayla ilgili böyle bir şeyler okuyordum falan filan. Hep bir ilgimi çekti açıkçası. Yani işletmede ne bileyim yazmak istemedim. Özelleşmek istedim. Yani bir de şöyle bir şey var. Bizim bölümün başkanı Aykut Kibritçioğlu'nun videosunu izledim ben. Neden işte işletme değil, neden işte iktisat tarzında bir videoydu. 1 saat bir videoydu ve çok etkilendim. Ya onu izleyip aşırı etkilendim. Dedim ki tamam ya ben iktisadı yazacağım dedim. Hiç yani şey yapmaya gerek yok. Ya bu şekilde. Daha çok Aykut Kibritçioğlu şey oldu, vesile oldu öyle söyleyeyim. Ben de biliyorsun hani işletme bölümü okudum Türk-Alman'da. Bizim de aslında iktisat derslerimiz vardı hani birçok ders iki bölümde ortak. Benim de her zaman en sevdiğim, en zevk aldığım dersler iktisat dersleriydi. Ve en hani başarılı olduğum dersler de iktisattı. Bence güzel bir bölüm. İşletmeye göre biraz daha matematiksel diye düşünüyorum. Ama biraz tabii ilgi, alaka meselesi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Türk-Alman Üniversitesi'ne gelmeden önceden bir Almanca bilgin var mıydı? Ona kadar saymayı biliyordum. Bu kadar. Yani o isim kalıplarını bile şey yapamıyordum yani. İpin Bengisi. O bu kadar yani. Renkleri bilmiyordum. Sadece ona kadar. O da yani tamamıyla bir şarkı şeklinde ezberletilmişti. Bu kadar. Başka hiçbir şey bilmiyordum yani. Ama ya eğitimi gerçekten iyi. Kesinlikle. Çünkü hem Alman hocalar var hem Türk hocalar böyle daha çok hani bir yaşa kadar Almanya'da yaşamış öyle Türkiye'ye gelmiş filan. Onlar sayesinde gerçekten yani iyi bir şekilde geliştirebildiğimi düşünüyorum. Evet, bu arada hocalar demişken, hocaların bir kısmı Türkiye'den, bir kısmı Almanya'dan değil mi? Ya da direkt Alman hocalarınız da var diyebiliyorum. Evet, bir kısmı Türkiye'den, bir kısmı Almanya'dan. Bazıları anlaşmalı işte birkaç yıl gelip gidiyorlar. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de eğitim aldım diyen bir hocayla ben hiç karşılaşmadım. Hazırlığın zor olduğundan bahsettin. Dersler nasıl işleniyor?
Derslerin zorluğu gerçekten nasıl? Biraz bu konu hakkında bize detay verir misin? 6 Şubat'tan sonra işler değişti ama o zamana kadar olan süreçten bahsedeyim. Her hocanın işleme şekli farklı tabii ki ama A1 ve A2 kurlarında daha çok hani kitaptan ya da ne bileyim böyle dil nasıl öğrenilir bunu öğretmeye daha çok odaklılar yani. Temellerini oluşturma, daha çok hani kültürünü birazcık empoze etme, işte mantığını anlamamıza yardımcı oluyorlar. B1, B2'de de zaten hani biraz daha çok hurdle'a ağırlık veriliyor. İşte kitapların seviyesi artıyor. Yani o zaman da daha çok hani kelime odaklı oluyorsun. Zaten işte Almanca tamam bu zaten şöyledir. Olmuş oluyorsun yani ne bileyim işte bu bazıları soruyor işte artikelleri nasıl ezberliyorsunuz ya filan. O sıkıntı bile olmuyor yani çünkü gerçekten bir süre sonra böyle şey tahmin edebiliyorsun ya bu kesin das'tır ya da işte sonu e ile bitiyor bu kesin değildir filan oluyorsun. Bu sefer prepozisyonları ezberleme, kelime dağarcığını geliştirmeye çalışıyorsun bu şekilde. Ya da şöyle test af ağırlıklı oluyor B2'de, C1'de özellikle. Bu sefer de işte SA şöyle yazılır. İşte ya da MA'da bakın şunu yapacaksınız bunu sakın yapmayın. Bu sefer daha çok sınav taktikleri üzerine yani eğitim görüyoruz. Bence hazırlık kolay değil, özellikle İngilizce hazırlıkla kıyasladığımız zaman. Ama İngilizce hazırlığı birçok kişi okuyor. Almanca hazırlık bence daha özel bir süreç. Belki İngilizce dışarıdan sonradan öğrenilebilir. İngilizceye çünkü daha çok maruz kaldık hepimiz. Dünya dili olduğu için ama Almancayı aynı kolaylıkla dışarıdan öğrenilmesinin ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede bu stratejinin bence daha mantıklı olduğu inancındayım. Peki buradan şuraya bağlamak istiyorum. Almanca öğrendiğini düşünüyor musun? Sence ne durumdasın Almanca hakkında? Ne dersin? Yani Almanca öğrendim düşünüyorum. Daha çok yani mantığını anladığımı bir kere hissediyorum. Yani bunu hocalarım da söylüyor. Yani mesela işte bu şuraya hangi propozisyon gelir? Ben bunu artık şey bu kesin şudur falan deyip geçiyorum. Yani o artık o mantığı oturdu ona inanıyorum. Onun dışında ne bileyim daha çok bu şeyden diziler izleye yani bu şeyi anlayabilmiş olmak bile bana böyle garip geliyor ya da böyle bir müze geziyorum. İşte orada Almanca bir şey görüyorum, okuyorum, anlıyorum. Böyle hala çok garip geliyor mesela ama seviyemin iyi olduğuna inanıyorum öyle söyleyeyim. Peki benim zamanımda olan bu imkan şu anda devam ediyor mu? Yani hazırlığı bitirdiğin zaman Almanya'ya burslu olarak yaz okuluna gelebiliyor musun hala? Evet, gelebiliyorsun yani B2 sınavında yapılan ilk B2 sınavında eğer en yüksek ilk 100 ortalamaya sahip kişiler arasındaysan öyle bir imkan sunuluyor. Bunun için ama hiç kalmamış olman gerekiyor. Ya da bir kere mi kalmış olmamız gerekiyordu galiba? Ya, ikisinden biri sanırım bir kez kalmış olmak gerekiyor. Bu şekilde yani böyle güzel bir imkan sunuluyor. Ben maalesef şey yapamadım ama yani özeniyorum gerçekten. Peki şu anda mesela hazırlığı bitirdiğimiz zaman hangi şehirlere gidiyoruz? O konu hakkında bir bilgin var mı? Her bölümü farklı bir kere onu biliyorum. Bizimki Aachen Üniversitesi'ndeydi. Başka yerler var. Ya her bölümünki farklı ve gidilebiliyor evet. Çift diploma bazı bölümlerde bu arada kalktı. Öyle bir muhabbet varmış yani. İktisat da hala devam ediyor ama tam olarak hangi bölümlerde kalktı emin değilim. Moleküler biyoteknolojide yok. Onu biliyorum. İşletme iktisat da hala devam ediyor. Mühendislikte birkaç bölümün daha kalktı ama yani ona bakılması gerekiyor. Evet. O halde buradan biraz Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili genel bir soru sormak istiyorum sana. Sence Türk-Alman Üniversitesi'nin artıları ve eksileri nelerdir? Eksilerinden başlayayım ben. Bir kere kampüsü çok uzak. Gerçekten yani Beykoz'un daha ilerisinde yani biz böyle soranları anlattığımızda o kadar uzak mı ya o falan diye tepkiler alıyoruz. İkincisi sosyalleşme ortamımız yok. Yani okula mesela yeni bir kütüphane açıldı daha geçenlerde. Ve onda bile hani o kadar mutlu olduk ki yani artık şey diyoruz hani hadi kütüphaneye gidelim ya falan deyip böyle işte alabiliyoruz filan. Ve
saatleri de uzatıldı. Sanıyorum 9'a kadar uzatıldı şey saatleri. Öncesinde 7'ydi. O bile aslında bizim için böyle bir sosyalleşme ortamı oluşturabiliyorken kütüphane dışında başka hiçbir şeyin olmaması. İşte yazın çimler var. Bunun içinde hiç sosyalleşme şeyi yok. Bu bence büyük bir eksi. Okul içinde alternatif yerler yok. Mesela bir tane kantinimiz var. İşte iki farklı yerde yemekhane var. Ama kafe yok. Yani bu alternatiflik sağlamıyor. Yeni açılan bir üniversite olduğu için okulun bir ekolü yok. Herhangi böyle gelenekselleşmiş bir olayımız yok. Mesela ben bu zamanlar özellikle çok eksikliğini çekiyorum. Dikkat ediyorum her böyle işte üniversitenin özellikle İstanbul'da işte arkadaşlarım paylaşıyor işte ne bileyim işte Boğaziçi'nde oluyor, İTÜ'de oluyor böyle her yıl belli zamanlarda yapılan bir festival var. Bizde 2 yıl öncesinde Freaking Fest yapıldı. Bu kış da sanırım işte kışa giriş partisi tarzında böyle ufak çaplı bir şey yapıldı ama her yıl yapılan böyle düzenli bir etkinlik yok filan. Bunu da bilmiyorum ya eksikliğini hissettiriyor açıkçası yani. Özellikle diğer üniversitelerle karşılaştırıldığı zaman hemen artılarına geçmek isterim. İleri düzey Almanca öğretimi alıyoruz yani. Bu bence iş hayatında yani çok önemli bir şey. Benim ev arkadaşım mesela şu an bir yabancı dil kursunda öğretmenlik yapıyor ve şu an şu yaşında bile işte 8-9 bin lira arasında alıyor yani. Bu bence bir öğrenci için mükemmel bir şey. İkincisi öğrenci sayısı az olduğu için öğretim görevlileri ve hocalar böyle bizlerle daha çok ilgilenebiliyor. Yani bu böyle daha çok kalabalık üniversitelerde pek mümkün değil. Yani yüzünü hatırlamaları, ismini hatırlamaları falan bilmiyorum yani biraz imkansız gibi. Bir de yani bu başarılı öğrencileri Almanya'ya göndermeleri bence çok büyük bir artı. Değerlendirebilene bence çok fazla imkan sunan bir üniversite. Sence artıları ve eksileri yan yana koyduğumuz zaman hangi taraf daha ağır basıyor? Bir arkadaşım bana demişti ki ya biz inek miyiz? Otlamaya gelmedik biz buraya. İşte benim için çimler önemli değil, benim için eğitim önemli demişti. Güzel bir bakış açısı. Bu yüzden ben değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Hazırlık dönemi stresli olmasına rağmen bittikten sonra bize iyi yollar açan bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tamam sosyalleşme imkanları çok kısıtlı ama artıları daha fazla diyebilirim. Bende daha çok ağır basıyor yani tabii kişiden kişiye değişir ama. Ben kampüs tamamen biterken mezun olurum diye düşünüyordum. Mezun olduğumda hala her şey devam ediyordu. Herhalde şu an biraz daha oturmuştur diye düşünüyorum. Binalar kesinlikle oturdu. Yani binaların hiç falan mükemmel bu arada. Bunu eklemeyi unuttum ama gerçekten binalar muazzam. O halde gelecek planların nelerdir Bengüs? Bize biraz bahseder misin? Gelecek planlarım neler? Öncelikle yani bir Almanya'da okumayı açıkçası istiyorum. Yani bu TESDAF sonucumun gelmesini bekliyorum. Böyle Almanya'ya gelemezsem en azından lisans için bir yüksek lisans için gelmek istiyorum. Ve meslek hayatında yani ben daha çok özel kurumlarda çalışmak, iyi bir şirkette senin olduğun gibi iyi bir pozisyonda yani çalışmayı isterim bu şekilde. Bence çok güzel ve ideal bir hayal. Gerçekleştirilmesi gayet mümkün olan. Umarım her şey senin için de güzel olur. Bence şu an çok güzel bir yoldasın bu arada. Bu fırsatları değerlendirdikten sonra bence bugün düşündüğünden yarın daha iyi bir yerde bile olabilirsin. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mıdır? Tercih döneminde bizi izleyen ve Türk-Alman Üniversitesi'ni düşünen arkadaşlarımız için. Gelecekte iyi yerlerde olmak isteyen ve dile eğer yatkınlığınız olduğunu düşünen kişiler kesinlikle bence Türk-Alman'ı tercih edebilir. Çünkü gerçekten güzel imkanlar sunuyor yani çabalayana kesinlikle iyi şeyler verdiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün Bengüsü ile birlikteydik. Kendisi şu anda Türk-Alman Üniversitesi'nde hazırlık okumakta. Hazırlıktan sonra iktisat bölümüne devam edecek. Bugün çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Güncel olarak Türk-Alman Üniversitesi hakkında bilgi almak isterseniz kendisinin de Instagram adresi açıklamalar kısmında yer alıyor. Bu arada benim de Instagram adresim açıklamalar kısmında yer alıyor. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Telegram'dan ve TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.